Bize gözdağı vermek isteyenler Çanakkale'ye bakacaklar. Birinci Dünya Savaşı'nda bunu İngilizler denemişti. PKK'ya, PYD'ye, DAEŞ'in dışında bir başka yerden saldırı gelirse aynı şekilde onları koruyacağız diyen Amerikalı yetkili bizim Anadolu topraklarında var olduğumuz bin yıllık tarihimize bir kez daha bakacaklar. Nasıl Birinci Dünya Savaşı'nda geldikleri gibi gittilerse onlar da geldikleri gibi giderler ve Amerika için Suriye ikinci Vietnam olacak. Devlet bekamıza saygılı olması gerekir. Biz bağımsız bir devletiz, biz manda değiliz. Sömürge ülkesi değiliz, hiç olmadık olmayacağız da. Bunun için hangi bedel ödenmesi gerekiyorsa da bu millet öder. Nasıl Birinci Dünya Savaşı'nda geldikleri gibi gittilerse onlar da geldikleri gibi giderler. Ve Amerika için Suriye ikinci Vietnam olacaktır. Iraqi forces have successfully taken more than 1,000 square kilometers from ISIS in the Deir ez-Zor province. We will continue to deconflict with our Russian counterparts to make sure that we maintain the safety of our air crews and our SDF partners as we continue to keep pressure and move into ISIS-held territory to accomplish our mission, to accomplish our goal, which is to defeat ISIS. Now, on the Iraqi side, after this quick control on Akashat complex and the Ana area, do you expect that the battle for Rao will also be fast and decisive? And what Tabii ki en son DAEŞ militanlarının Rakka'dan kaçırılması, çıkarılması. Sanki hiçbir şey olmamış gibi DAEŞ militanları hani küresel bir terör örgütü olarak ifade edilip bu terör örgütüne karşı dünyadaki bütün ülkeleri kendi yanında olmaya mecbursunuz diyen ABD Rakka'dan DAEŞ terör örgütü mensuplarının kaçırılışını artık BBC'nin yayınladığı haber üzerinden, video görüntüleri üzerinden görüyoruz ki DAEŞ ile PKK birbirinin tamamlayıcısı, FETÖ, DAEŞ, PKK birbirinin tamamlayıcısı, her üçü birlikte Suriye'deki haritanın değişimi için, Irak'taki haritanın değişimi için ve akabinde de Türkiye, İran ve Rusya'da bir harita değişimini zorlamak için kullanılan bir aparattır. Buradan geriye dönüp baktığımızda MİT'ler operasyonunun adresinin kim olduğu çok açık gözüküyor. Hedef Sayın Erdoğan üzerinden doğrudan Türkiye'dir. Hatta Erdoğan eğer aşılırsa bilin ki Çanakkale'yi geçseydiler Anadolu'da biz olmayacaktık. Hatta Erdoğan'ı aşarak Anadolu'yu yarmak istiyorlar. Bunu hepimiz bilmek zorundayız. Mesele Türkiye meselesi. Mesele Türkiye'nin bütünlüğünün tehdit edilme meselesi. Dolayısıyla hatta Erdoğan'ın Türkiye'nin bütünlüğü esaslı bu büyük mücadelesinde topyekun millet olarak bütün bu gerçekliklerin ışığında birliğimizi ve beraberliğimizi güçlü bir şekilde koruyarak Türkiye bu ikinci milli istiklal mücadelesini de başaracaktır. Teşekkür ediyorum. Bize gözdağı vermek isteyenler Çanakkale'ye bakacaklar. Birinci Dünya Savaşı'nda bunu İngilizler denemişti. Ve doğrudan Anadolu topraklarını hedef almışlardı. Yunanlılar üzerinden denediler. Açıkçası PKK ile DAEŞ'in, DAEŞ ile FETÖ'nün Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizlerin emriyle İzmir'i işgale kalkan Anadolu topraklarına işgal etmek üzere gelen Yunan işgalcilerinden hiçbir farkı yoktur. Dün Yunanlılar üzerinden denenen bugün PKK üzerinden denenmekte, DAEŞ üzerinden denenmekte, FETÖ üzerinden denenmekte. Dolayısıyla bize PKK'ya, PYD'ye, DAEŞ'in dışında bir başka yerden saldırı gelirse aynı şekilde onları koruyacağız diyen Amerikalı yetkili
bizim Anadolu topraklarında var olduğumuz bin yıllık tarihimize bir kez daha bakacaklar. Nasıl Birinci Dünya Savaşı'nda geldikleri gibi gittilerse onlar da geldikleri gibi giderler ve gideceklerdir de. Uçak yapımımız, tank yapımımız, kendi silahımızı yapmamız, kendi üretimimizi kurmamızın hepsinin önünü kestiniz. Bu İran kadim bir devlet ve millet geleneği. Rusya kadim bir devlet ve millet geleneği. Ve Türkiye kadim bir devlet ve millet geleneği. Şimdi okudukları fotoğraf bu anlamda eksik. Ve Amerika için Suriye ikinci Vietnam olacaktır. Suriye Amerika'nın terör bataklığıdır. Devlet bekamıza saygılı olması gerekir. Biz bağımsız bir devletiz. Biz manda değiliz. Sömürge ülkesi değiliz. Hiç olmadık olmayacağız da. Bunun için hangi bedel ödenmesi gerekiyorsa da bu millet öder. Olup bitenlere baktığımızda Amerika'nın bir kanadının özellikle Türk-Amerikan ilişkilerinin daha da kötüleşmesinden ümit beslediklerini görüyoruz. Amerika bölgede Suriye ve Irak'ta olmak istemesinin en temel nedenlerinden birisi Çin'i kontrol etmek, Doğu Akdeniz'i kontrol etmek. Şimdi Çin'i kontrol edeceğim diye Doğu Akdeniz üzerinden Suriye'nin kuzeyinde bir PKK yapılanmasını üzerinden Kuzey Irak üzerinden bu süreci yönetmeye kalkarsan bu yönetmenin bir maliyeti olur.